Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Yeni bir güne uyandık. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Piyasaları konuşacağız. Birazdan Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölüm Müdürü Orkun Gödek konuğumuz olacak. Ankara'dan istihbarat şefimiz Ahmet Ergen bizimle birlikte. Gündemin satır başlarını şöyle hızlıca bir aktaralım. Yeni gelişmeler var. Bir kere yurt dışı kaynaklı dövizlerini TL'ye çeviren firmalara %2 bir döviz dönüşüm desteği verilecek. Burada özellikle yurt dışından getirdikleri dış kaynaklı dövizin %40'ını Merkez Bankası'na firmalar sattıktan sonra kalanını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecek ve TL'ye çevrilen tutarın %2'si kadar bir dönüşüm desteği de sağlanacak. Bu ne anlama geliyor? Birazdan bunu soracağız. Bu arada dün akşam Bloomberg ajansa bir haber geçti. Merkez Bankası dolar talebini azaltmak için bugün vadeli döviz işlemlerine bir sınırlandırma getirmeye hazırlanıyor şeklinde bir haber. Bu arada bugün içeride enflasyon raporunu bekliyoruz. Dışarıda Amerika'da 4. çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Bu arada küresel piyasalarda görünümün karışık olduğunu söyleyebiliriz. Biraz bilançoların fiyatlamasının da etkili olduğu görülüyor. Dün kapanış sonrası Tesla geçen yılın son çeyreğinde rekor gelir ve kar elde ettiğini duyurdu. Bu arada bizim borsamız geçen hafta %10 yükselmişti. 3 günde %3,5'luk bir düşüş var. Dün bir ara %5'e yaklaşan kayıplar sonrası kapanış %1,28 düşüşle gerçekleşti. Ons altın 1950 dolara yaklaştı. Gram altın 1178 lirayla rekor kırdı. Hazine Bakanı Nebati AK Partili vekillere bir sunum yaptı ve orada fiyat istikrarının ani değil yavaş yavaş yakalanmasını istiyoruz şeklinde bir değerlendirmesi var. Rüzgar arkamızda, kasada para var şeklinde bir ifade kullandığı da belirtildi. Bu arada EYT düzenlemesi mecliste milletvekillerinin imzasına açıldı. En erken yarın, en geç pazartesi meclis başkanlığına sunulacak. Şubat ayında yasalaşması bekleniyor. Orta gelirliye konut düzenlemesi meclisten geçti. Bu arada yine sözleşmeli personele kadro hakkı resmi gazetede yayımlandı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın bir değerlendirmesi var. Kredi prosedürleri yıldırma noktasına getiriyor şeklinde. Dünkü verilerden Ocak'ta kapasite kullanımın azaldığını, reel kesim güveninin yükseldiğini gördük. Beyaz eşya üretimi ve ihracatı Aralık ayında gerilerken Birleşmiş Milletler'in küresel ekonomide büyüme gerileyecek tespiti de öne çıkan bir tespit. Biz ilk olarak Ankara'ya bir dönelim. Özellikle yurt dışından bu dövizlere ilişkin karar az evvel de gündemin ilk sırasında aktardık. Bunun ayrıntısında ne var? Ahmet Ergen'e bir soralım. Ahmet. Berfu, şimdi Merkez Bankası'nda bugün enflasyon raporu açıklaması var. Bu çerçevede Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yapacağı açıklamalar beklenirken dün gece bu karar geldi. Aslında bu özellikle geçen haftada ihracatçılarla yapılan görüşmeler sonrasında konuşulan, üstünde durulan bir konuydu. Şimdi bir kere öncelikle şunu vurgulayalım. Bu bireysel taraf için geçerli olan bir karar değil. Tamamen firmalar, ticari hayata dönük bir karar. Merkez Bankası açıklamasında da özellikle belirtilen bir nokta var. 2023 yılı para politikası ve liralaşma stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla alınmış bir karar. Merkez Bankası açıklamasında yer alan ifadeyle böyle aktaralım. Bu karar iki başlıkta belki özetlenebilir, toparlanabilir. Firmalar yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankası'na satışı sırasında verecekleri bir taahhüt karşılığında Türk lirasına çevrilen tutarın %2'si kadar bir döviz dönüşüm desteği alabilecek. Belki ilk olarak aktarılabilecek nokta bu. İkinci nokta ise yine firmaların yurt dışından getirdikleri dövizlerin en az %40'ını Merkez Bankası'na sattıktan sonra kalan tutarı da kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecek ve bu çerçevede verdikleri taahhüt karşılığında yine Türk lirasına çevrilen tutarın %2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek. Bu uygulama sırasında Merkez Bankası'na satılacak dövizlerin ve Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülebilecek dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespitinin yükümlülüğü bankalarda olacak. Bu kararı belki böyle kısaca özetlemek mümkün. Merkez Bankası açıklamasına da
yer alan ifadelerle böyle özetlemek mümkün. Başta vurguladığımız enflasyon raporu gündemine dönersek, bugün 2023 yılının ilk enflasyon raporunu açıklayacak Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu. Bu çerçevede bir hatırlamamız gerekirse, geçen yıl açıklanan son enflasyon raporu ile birlikte bu yıl sonu için Merkez Bankası tahminlerini %22,3 olarak ortaya koymuştu. Yıl sonu TÜFE gerçekleşmesi olarak. Hatırlatalım, orta vadeli programla birlikte %24,9'luk bir hedef var ama Merkez Bankası'nın tahmini %22,3'tü. Orta noktası bu ama bir aralık olarak bakarsak %17,7 ile %26,9 arasında değişen bir enflasyon tahmini vardı yıl sonu için. Ve yine bir önceki enflasyon raporuna göre de Ekim sonunda açıklanan raporda 2023 yıl sonu enflasyon tahmini 3,1 puan artırılmıştı. %19,2'den %22,3'e yükseltilmişti. Şimdi bu son değerlendirmeler bugün revize edilecek mi? Ne ölçüde bir değişikliğe uğrayacak? Buna bakacağız özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın yapacağı açıklamalar çerçevesinde. Önümüzdeki döneme ilişkin hem para politikası hem de genel ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri, soru cevap kısmındaki açıklamalarıyla da Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları, ifadeleri dikkatle izlenecek Berfin. Ankara İstihbarat Şefimiz Ahmet Ergen ayrıntıları aktardı. Biz Orkun Gödek'le birlikteyiz. Orkun'dan da bir ilk değerlendirme alalım. Özellikle bu yurt dışı kaynaklı dövizlerini TL'ye çeviren firmalara %2'lik bir döviz dönüşüm desteğinden söz ediliyor. Ahmet de ayrıntıları aktardı. Tabii piyasada farklı yorumlar da duyduk bu karar sonrası. İşte katlı kur sistemine geçildiği yorumları yapıldı. Çifte kur denildi. Aslında hani döviz geliri olup bunu getirene farklı bir kur uygulanacak anlamına mı geliyor? Yoksa %2'lik böyle başka türlü bir destek mi? Piyasa nasıl okudu bu kararı? Günaydın Berfu, iyi yayınlar. Yani açıklanan metin bir katlı kur gibi bir şey ifade etmiyor anladığım kadarıyla. Çok net de bir metin değil. Merkez Bankası'nın web sitesindeki şeyden, yazıdan bahsediyorum. Benim anladığım dönüşüm sırasındaki rakamın %2'si herhalde kur korumalı mevduat üzerinden bir ödemeyle ya da mahsuplaşmayla karşı tarafa geçilecek gibi anladım ama tekrar ediyorum, bu benim anladığım. Birazcık daha aslında metni daha açık bir iletişim kapsamında net paylaşmış olsalardı tartışmalarda bugün olmayacaktı. Ama benim anladığım kur korumalı mevduat üstünden bir mahsuplaşma sanki olacak gibi. Yani dönüştürülen tutarın %2'si kadar bir destek herhalde, değil mi? Evet, evet, yazan o, yazan o. Dönüşüm desteği. Hı hı. Yani piyasada da kafalar çok net değil anladığım kadarıyla bu kararla ilgili. Benim de yani ben de birçok farklı yorumla denk geldim sabahtan beri, etrafımda da konuştuğum bir ortada karışıklık var. Aslında bu tip kararlarda daha önce de hani hep konuşuyoruz aslında. Birazcık daha net, hani birazcık daha her gelebilecek soruya karşılık net bir cevap verecek şekilde bu açıklamaları yapsak çok da kafa karışıklığı olmaz ama maalesef oluyor. Şimdi bir yandan döviz tarafını izliyoruz. Hani kurda aslında böyle stabil giden bir durum var. İşte rezerv yönetimi denilerek bir parça müdahaleyle buralarda tutulan bir kur seviyesinden söz ediyoruz. Bir yandan borsaya bakıyoruz. Borsada geçen hafta %10 yükseliş vardı. Gerçi 3 günde 3,5'luk yüzde bir kayıp var ama mesela dünkü hareket de bir parça soru işareti yarattı. Yani dün ne oldu da %5'e varan bir satış yaşandı? Sonra ne oldu da kapanışa doğru borsa bir parça toparladı? Biraz hani bu oynaklığın sebebi de merak ediliyor borsa tarafında. Bir kere yani inanılmaz volatilite var. İnanılmaz. Yani seninle son yayınımızda da bunu konuşmuştuk. 2023 çok zor bir yıl olacak piyasalar anlamında. Çünkü geçen yıl gerçekten bir kesim çok kolay para kazandı. Bir kesim de çok kolay hatalarla çok kolay para kaybetti. Şimdi bu sene gerçekten gün içi işlem yapan yatırımcılar açısından çok zor. Yani olabildiğince uzak durmaktan, ekranlara bakmamaktan bence fayda var. Doğru sektörlerde bir şekilde seçim sonrasını da düşünerek pozisyon olarak beklemek en mantıklısı. Başka türlüsü ciddi zararlar yazılıyor. Bunu görüyoruz, bunu duyuyoruz. Neden böyle olduğuna dair aslında spesifik bir nedenimiz yok Berfu. Ama geçen yıldan devraldığımız hikayelerin bir taşıma durumu var. Nedir?
Şimdi seçime gidiyoruz. Seçimin bir gerginliği var fiyatlamalarda. Gerginlik derken de şu. Herkes şunu konuşuyor bir şekilde. İşte seçime bir ay kala, seçime 1,5 ay kala, seçime 20 gün kala. İşte pozisyonlarımı kapatayım, likite döneyim, şunu yapayım, bekleyeyim. Şimdi herkes bunu konuşmaya başlayınca, yatırımcı tarafından bahsediyorum. Herkes bunu bir şekilde konuşmaya başlayınca bu böyle bir kulaktan kulağa yayılıyor ve bu bir gerginlik yaratıyor. İkincisi yine geçen yıldan devraldığımız bir hikaye, hatta geçtiğimiz yıllardan devraldığımız bir hikaye. Bizim ciddi bir likitte problemimiz var içeride. Yabancının çıkışı içeride fonların ve bireysel yatırımcıların piyasada hakim olmasına neden oldu. Bugün yabancı oranı %29'da ara ara aşağısına da geliyor. Bunun da önemli bir kesimi zaten kemik. Yani çok fazla çıkmasını beklemediğimiz kesim. Şimdi böyle olunca burada bir likitte problemi oluyor. Ne demek oluyor bu? Satışlarda, ciddi satışlarda hisse senetlerinin fiyatları geri geldiğinde aşağıdaki kademeler bomboş. Böyle olunca da çok ciddi, hızlı şekilde aşağı geliniyor. Bu da tabii endekste ve hisse senetlerinde sert hareketlerin olması neden oldu. Dün seans içerisinde en yüksekle en düşük puan arasındaki fark spread 300 puandı. Ya biz bunu en son işte ocağın o bir ilk haftasında, ikinci haftasında falan gördük. Gelip dönüp bakıyorsun nereden biz buralara geldik diye. İşte son 200 günde 80-90 puanlarda ortalamada bu spread oluşmuş. Aslında bu bir volatilite. İşte endeksin son 30 gün içerisindeki oynaklığı, volatilite seviyesi %45. Yani %45'lik bir marjda endeks hareket etmiş. Ya bunlar çok ciddi rakamlar. O nedenle hep söylüyoruz yani hakikaten bu bir klişe değil. Çok kolay yoldan para kazanmak istiyoruz. Böyle bir ortam da yok, böyle bir dünya da yok. Herkesin Borsa İstanbul'a gelip para kazanacağı bir ortam da yok. Sabırla doğru düzgün yerlerde, sektörlerde pozisyon olarak beklenti oluştur. Beklentiye paralel hareket ederek pozisyon alacağız. Başka bir yolu yok. Yoksa gerçekten çok ciddi zararlar yazılıyor. Yazılır da. Özellikle son dönemde gelen kesim, bunu yatırımcı detaylarında da görürüz. Genç kesim, 30 yaş üstü çok daha yoğunlaşma var ve bu kesimin büyük kısmı belki başka yatırım enstrümanlarından geldi. Belki arsa alıp satıyorlar, belki araba alıp satıyorlar, belki coin piyasalarından geldiler. Oralardaki yatırım kültürüyle buradaki yatırım kültürü aynı değil. Zaten bizim sermaye piyasalarında bir derinlik, bilgi anlamında bir problemimiz var. O nedenle yatırım ufkunu olabildiğince ileriye taşımamız lazım. Hatta artık mecburuz. Yani bundan başka bir çıkar yok. Bu arada Orkun tabii hani özellikle borsayı konuşurken yüksek volatilite riskinden söz ettim. Bunu 2023 strateji raporunuzda da görüyoruz aslında. Ama bir yandan da borsaya talebin devam edeceği notu da var. Bu çerçevede hem bu rapora geçmiş olalım hem de o ayrıntıyı soralım. Yani seçime kadar mı talep devam edecek? Yani seçime kadar ve seçim sonrası borsa için böyle iki farklı senaryodan söz ediyor musunuz? Yoksa hani yıl boyunca borsada yükseliş sürer mi? Teşekkür ederiz parantez açtığınız için. Şöyle yani seçime kadar bir kere ilgi devam eder bu kesin. Seçimden sonra da ilgi bir anda biter tarafında değiliz. Hani seçimden çıkacak sonuca göre nasıl bir politika uygulanacağına birazcık daha önümüz netleştikten sonra orada sektör bazında ayrışmalar olabilir. İşte iç talebe göre mi, dış talebe göre mi, daha yavaş büyüyecek bir ekonomi mi, işte para politikasının sıkılaşması mı, ne bileyim borçlanma maliyetlerinin yukarı gitmesi mi yoksa buralarda seyretmesi mi, ülke risk birimi gibi buralarda bir ayrışma olur. Şu andaki tablo Borsa İstanbul'a ciddi bir getiri anlamında alternatifin olmadığı yönünde. Yani şimdi mevduat faizlerinde son dönemde bir yükseliş var. Doğrudur. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu mevduat faizlerindeki yükseliş ağırlıklı uzun vadelerde. Yani seçime gidilen ortamda da ve hala bir getiri arayışı olan ortamda, negatif reel faiz ortamında, yani çok ciddi önemli bir paranın buradan mevduat tarafına şu anda kaydığını görmüyoruz en azından. Ama portföylerdeki payı bir miktar artıyor. Birazcık kayma var ama önemli bir oranda bir kayma yok. Kur tarafı biraz önce sen bahsediyordun. Orada da yani küçük küçük de yükselse bir nispeten bir stabilizasyon var. Cezbedici noktada değil. O nedenle burada ilgi seçime kadar devam eder ama seçimden sonra da burada devam etmeyeceğinin garantisi yok. Ortodoks politikalara dönüldü diyelim. O senaryoda sonuçta gelecek satın alınıyor her zaman hisse senetlerinde. Orada da ülke risk priminin düşüşü, kurum belki birazcık daha aşağı gelişi senaryosuna hareket edilir. Mevcut senaryoyla yolumuza devam edeceksek evet, işte büyüme tarafında, enflasyon tarafında farklı başlıkları konuşmakla birlikte sonuçta negatif reel faiz ortamının devam edeceği, belki de birazcık daha daralmakla devam edeceği bir senaryo. Orada da yine mevcut durumun
korunacağını düşünebiliriz. O nedenle çok heyecanlı olmadan seçime kadar giden ortamda belki sepeti biraz daraltarak, yani hisse senedi sayısını düşürerek, 7 tane hisse senedi taşıyorsak 5 tane taşıyarak hareket etmek, ondan sonrasında da sonra bakmakta fayda var. Yani kesin bir yargı oluşturmak bence yanlış. Şöyle bir ifade var, yani 2022 asla olmaz dememeyi öğretmek gibi bir iyilikte bulundu bize diye bir cümle var strateji raporunda. Aslında hani 2022'den antrenmanlıyız, 2023 bu çerçevede daha mı rahat geçecek? Yoksa 2023 aslında 2022'den de zor bir yıl mı olacak? Hangisini çıkarmak lazım bu cümleden? Şunu çıkarmak lazım. Birincisi, biz analistler açısından, bu masanın bu tarafı için, biz zaten yani dünyanın en volatil piyasasında işlem yapıyoruz. Yani bir şekilde fikir yürütüyoruz. Böyle bir antrenmanımız var. Yatırımcı da geçen yıl gerçekten o bankaların düştüğü dönemki süreçten bahsediyorum. Ondan önceki iki yıl yine birçok volatilite ortamını gördük. Ciddi, hakikaten hem siyaset tarafta, dış ilişkiler tarafında, içeride alınan kararlar tarafında, faiz indirim süreci, kurun yukarı hareketi. Bunların hepsinin bir deneyim oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Bana göre de büyük kısmını oluşturdu. Yani uzun zamandır piyasada olanlar açısından söylüyorum, yatırımcı tarafında. Bunlar 2023 zor yıl olacak. Çok hızlı hareket etmemek, bir anda panikle satmamak, panikle almamak, habere göre hareket etmemek, birazcık daha beklemek, sindirmek, aslında bunu anlatmaya çalışıyoruz orada. Zaten biz bunları gördük, biliyoruz. Çok deneyimsiz bir yatırım sektörü ya da yatırımcı tabanı yok. Aslında var, çok kriz gördük. Ama bunu seçime doğru giderken bu deneyimlerimizle hareket ederek kullanmak çok daha faydalı olur. Ya yani çok uzaklara gitmeyelim. Yıl başlangıcında nasıl bir volatilite ortamını gördük Berfu? Endeks 5700'lerden nerelere geldi? 4600'lere, 4700'lere geldi. O arada satan da pişmandı. Panikle belki alan da pişmandı. Beklemek zorunda kaldığı için. Aslında doğru yerdeysek pozisyonumuzu koruyarak o hikaye üzerinden beklemek en doğru karar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Peki, şimdi birkaç soru var. Mesela Taner Ekmekçioğlu diyor ki Merkez Bankası döviz konusundaki bu adımları neden atıyor demiş. Bir de bugün tabii Merkez Bankası'ndan yeni bir şey de duymayı bekliyor mu piyasa bu konularda? Melih Bey de onu sormuş. Ya belki başkan soru cevap kısmında, yani gelirse eğer böyle bir soru, parantez açıp anlatmak isteyebilir. Belki kendisi soru gelmeden anlatabilir sunumun son kısmına doğru. Görebiliriz, olabilir. Merkez Bankası bunları niye atıyor? Yani özellikle mevduatın içerisinde TL tasarrufların payının artması isteniyor. Zaten bankalar da bu yönde regüle ediliyor sürekli. İşte %50 en az bir taban. Ondan sonra %60'ın üstüne gidilirse ayrı bir şey var, teşvik tarafı var. Bankalara yine geçen hafta şeyi takip ettik, yurt dışındaki likitlerin içeriye getirilmesi durumunda ödenecek faizi konuştuk, o çıktı. Tamamen hani olabildiğince varlıkları TL tarafa kaydırma çabası ve bunların işte regülasyonlar yoluyla. Kur tarafı stabil gidiyor, bunu korumak istiyorlar. Çünkü bunun enflasyona bir ciddi yansıması var. O tarafta zorluyor. Bu kadar şey adım atıldıktan sonra da kurun bir anda sıçrama ihtimali, böyle en uç senaryo, kötü senaryo, herkesi rahatsız eden bir şey. Olabileceği stabilizasyonu sağlamaya çalışıyorlar. O nedenle de regülasyonlarla bunun yolu açılıyor. Peki bu fazla regülasyonun yarattığı bir sıkışma riski de var mı piyasada? Bence anlama riski var. Yani anlama, sindirme riski var. Yani geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam en az 170 tane falan bir regülasyon, bir düzenleme geldi. Bunların anlaşılması ilk etapta piyasada, yatırımcıya bunun anlatılması falan, bu tarafta bir çok yoğunluktan dolayı bence bir problem var. Bunları belki bir hani bir kere de, ya da olmuyorsa yani bir set halinde falan açıklayabilsek, devreye alabilsek çok daha faydalı olur. Ama böyle sürekli bir şey gelince bunun anlaşılma kısmı birazcık sıkıntı oluyor Berfu. Pozisyonların ayarlanması da bu arada, hem bankalar tarafında hem yatırımcı tarafında. Yani dün başka bir şey düşünüyorsun, bugün bambaşka bir şey geliyor. Ona göre bir daha dönüp pozisyon almak zorunda kalıyorsun. Fikrini ona göre güncellemek zorunda kalıyorsun. Bunun bir, belki senin söylediğin baskı, bilmiyorum bu anlamda mı söyledin, böyle bir baskı olabilir. Oluyor da. Orkun, aslında hani bir süredir de konuşuluyor, zaman zaman bazı ekonomistler, yorumcular da buna işaret ediyor. Yani ekonomide yeni bir yola ihtiyaç olacak mı bir noktada? Tabii ki bir noktada
anda herkes geçen yılın ortasından bu yana şunu düşünüyor. Büyük çoğunluk diyeyim, hadi herkes demeyeyim, genellemeyeyim. Yani bir şekilde yani seçimden, sandıktan nasıl bir sonuç çıkarsa çıksın, mevcut iktidarla da yolumuza devam etsek, farklı bir şeyle de yolumuza devam etsek, burada bir normalleşme olacak, olmalı. Çünkü bu politikaların bir noktada çok fazla sürdürülebilir olmadığını herkes dile getiriyor. Yani belki mevcut iktidarla bile yolumuza devam edecek olsak, bizim fikrimiz yok seçim tarafında. Orada bile belki bu politikaların birazcık daha yumuşatıldığı, daha böyle birazcık daha normalleştirildiği bir beklenti herkeste mevcut. Önemli olan bunun seçimden sonra ne kadar karşılanabileceği. Buna da biraz odaklanmakta fayda var. Son olarak altını da bir sormuş olalım. İçeride de rekor var. Ons altın ve gram için ne öngörüyorsunuz Orkun? Çok normal. Bunu seninle son 2-3 yayındır konuşuyoruz. Yukarı hareketi beklediğimizi. 2023'ün özellikle ilk yarısında ons altın tarafında biz yukarı hareketin devam edeceğini düşünüyoruz. Hele ki birazcık daha FED Şubat toplantısıyla birlikte daha böyle açık bir ortam bizim önümüze getirecek olursa, duracağına dair, bekle göre geçeceğine dair, burada biraz daha yukarı yönlü hareket olur. Ama çok böyle kalıcı 2000 dolarların üzeri falan da bir şey olacağı tarafında değiliz. Mevsimsellik etkisi de var. Burada da içeriye gram tarafına da yansımasını zaten görüyoruz. Yani kurun kademeli yükselişiyle birlikte gram tarafına da yansır. Altın fonlarını da burada değerlendirmekte fayda var bu arada mutlaka. Hem emeklilik tarafında hem normal diğer yatırım fonları tarafında. Orkun Gödek, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölüm Müdürü, çok teşekkürler yayına katkılar için. Altında da hani belki kısacık gösterebiliriz. 1950 dolara çok yaklaşmıştı ons altın ve 22 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeydi. İçeride ise altın 1178 lirayla rekor kırdı. Çeyrek altında 1932 lira şu saat itibariyle. Bir reklama gidelim, borsanın açılışına geri sayalım. Evet, borsa açıldı. %0,11 düşüşle yatay bir açılış var BIST 100 endeksinde. Dün de gün içinde %5'e yaklaştı satışlar. Kapanışa doğru biraz toparlanma görsek de %1'in üzerinde kayıplar söz konusuydu. 3 günde %3,5'luk değer kaybı var BIST 100 endeksinde. Bugün Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu takip edeceğimizi bir not olarak aktaralım. Amerika'da da 4. çeyrek büyüme verisi yakından izlenecek. Biz bu notlarla sözü Burak Özcan'a devredelim. Şimdilik hoşçakalın.